Kadim tarihine huzur veren, eşsiz mistik atmosferiyle, görkemli mimari yapılarıyla Mezopotamya'nın kalbindeki görkemli şehir. Diyarbakır. Ulu Cami'nin uhrevi yankısı, Hemsel bahçelerinin huzur veren yeşili, bir yanda surlar, burçlar, köprüler, bir yanda camiler, minareler, kiliseler. 12.500 yıldır köklenen eşsiz kültürel mirasıyla unutulmaz yolculukların buluştuğu muazzam şehir Diyarbakır. Dicle'nin köprü manzarasını görmeli, Sülüklühan'da dinlenmeli, Ulu Cami'de Marpetyun Keldani Kilisesi'nde huzuru bulmalı, Ziya Gökalp'in ebedi anısını yaşatan müzesinde anılarını paylaşmalı, Hevsel'in cennet gibi bahçelerinde bir uçtan bir uca yürümeli. Dicle Köprüsü adıyla anılan muazzam tarihi taş köprü, Diyarbakır'ın derin geçmişini narin bir şekilde kucaklar. Sülüklühan, geçmişin ticaret emanetini canlı bir şekilde sürdüren, tarihi atmosferiyle büyüyen eşsiz bir kervansaray. Diyarbakır Ulu Cami, tarihin ve ibadetin kudretli merkezi, Anadolu'nun en eski camilerinden olan mukaddes yapısıyla farklı dönemlerin izlerini günümüze taşıyor. Ziya Gökalp Müzesi, sosyolog, şair ve yazar Gökalp'in kalemini geleceğe taşıyan ve hatırasını yaşatan anılarla bezelidir. Hevsel Bahçeleri, Dicle'nin sularına kucak açan, doğanın melodiye dönüştüğünün yeşil simgesidir. Behrampaşa Camii'nde huzurla şükretmeli, Hasanpaşa Hanı'nda kervanları düşlemeli, Birkeleğin mağaralarında, Dicle Nehri'nin kıyısında ve burçların her birinde kalbini doğaya açmalı, Diyarbakır surlarının heybetiyle cesaretlenmeli. Behrampaşa Camii, tarihin uhrevi izlerini taşıyan etkileyici mimarisiyle, Hasanpaşa Hanı, zamanın mukaddes öykülerini fısıldarken, Birkeleğin mağaraları doğanın gizemini keşfe davet eder. Malabadi Köprüsü, sanat ve mühendisliğin muazzam buluşmasıdır. Benusen Burcu, Diyarbakır surlarının sıcak kucağında aşkın izini taşır. Yedi Kardeş Burcu, tarihin bekçisidir. Keçi Burcu surların arasında geçmişin sessiz fısıltılarını günümüze taşıyan bir sanat eseri. Nur, yani Melih Şah Burcu, şehrin özgürlük çığlığını yankılar. Selçuklu Burcu geçmişin izlerini taşır günümüze. Diyarbakır surları şehrin hikayesini taştan öykülerle anlatır. Hasuni Kaya Kilisesi ve mağaraları, kayaların içinde gizli bir keşif, Hilar mağaraları doğanın etkileyici galerileridir. Hazreti Süleyman Camii gönülden dualarımızın durağı, maneviyatın kapısı. Cahit Sıtkı Tarancı ile Ahmet Arif sözcüklerini fısıldarken, Diyarbakır Dengbej Evi'nde hikayeler yükselmeli, Zerzevan Kalesi, Mitraeum, Çayölü, Haburman Köprüsü, Meryem Ana Kilisesi, Goderne, tüm ihtişamıyla sıralanmalı, Lav yolundan taşmalı anlatılmış tüm öyküler. Çayölü, arkeolojinin izinde bir keşif, Zerzevan Kalesi, Mitraeum, gizemli tarihin aralanmış kapısı. Haburman Köprüsü, zamanın sularını aşan bir mühendislik harikası. Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi, şairin eserleriyle dolu bir hazinedir. Meryem Ana Kilisesi, hoşgörünün izlerini taşır. Goderne,
doğanın huzurunda bir kaçış noktasıdır. Dengbejevi, kültürün en zarif örneklerini sergiler. Ahmet Arif Müzesi, şairin dizelerinde hayat bulur. Lav Yolu, coğrafyanın anlatılmamış öykülerini taşır. Kurşunlu Camii, St. George Kilisesi, Ashab-ı Kehf, Eğil Peygamberler Makamı, kalplerdeki dualara kapı açarken, Sinek Çayı, Çermik ve Anzele sularında şifa bulmalı. Kurşunlu Camii, sadeliğin etkileyici bir mimari şaheseri. St. George Kilisesi, tarihi bir birlikteliktir. Ashab-ı Kehf, maneviyatın izini sürmek için kutsal bir durağın kapısını aralar. Eğil Peygamberler Makamı, maneviyatın kalbinde bir duraktır. Cemil Paşa Konağı, Osmanlı'nın ihtişamını yansıtan bir mirastır. Sinek Çayı Çermik, şifalı sularında huzurlu bir kaçış sunar. Anzele suyu, doğanın içsel bir şifasıdır. Bu şehrin birbirinden eşsiz caddeleri, yolları, çarşıları, konakları, emeğe, sevgiye, tarihe açılırken, şelalelerin suları gürül gürül çağlamalı. Çarşıya Şeviti, yani Yanık Çarşı, eski Diyarbakır'ın ruhunu, Bakırcılar Çarşısı, zanaatin izlerini taşır. İskender Paşa Konağı, Osmanlı'nın ihtişamını yaşayan bir saraydır. Gazi Köşkü, özlemin birliktelikle buluşma noktası. Yabanardı Şelalesi, doğanın gücünü yansıtan şaheser. Deve Geçidi Köprüsü, tarihin yolunu koruyan bir mühendislik eseri. Güzel Şeyh Kasrı, tarihi bir kartpostal gibi durur. Şeyhandede Şelalesi, suyun melodiye dönüştüğü bir doğa harikası. Şehzadeler Konağı, Osmanlı'dan hatıra bir eser. 75 Caddesi, modernitenin tarihi topraklardaki yansıması. Her bir kalesi, her bir kapısı derin bir tarihi kültüre açılan Diyarbakır'da, bilgeliğin, sanatın, inancın, el emeğinin, doğanın, güzelliklerin farkına varmalı. Eğil Kral Kalesi, tarihin surlarında hüküm süren krallığın Diyarbakır'a armağanı. Fiskaya Cam Teras, Diyarbakır'ın çatısından güzelliklere açılan bir pencere, Amida Höyük, arkeolojinin gizemli hikayelerini içinde barındıran bir kitap. Diyarbakır Müze Evi, geçmişin galerisini sunar. Dört ayaklı minare, şehrin sembolüdür. Mardin Kapı, eski ve yeni arasında bir köprüdür. Makam Dağı, Diyarbakır'ın doğal zenginliklerinin görsel şölenini sunar bizlere. Deniler Hanı, geçmişin ticaretinin izlerini taşır. Gelincik Dağı, Diyarbakır'ın doğal güzelliklerini keşfe çıkanların rotasında yer alır. Mezopotamya'nın kalbindeki görkemli şehirdir Diyarbakır. Anadolu'nun kadim medeniyetlerinin diyarıdır Diyarbakır. Diyarbakır'da 12.500 yılın özüne varmış.